Evet. Çünkü böyle insanların bevil veya gaita yani sidik veya necaset ve yel mesela adamı sıkıştıran nedir? Ya sidiktir, ne necasettir veyahut yeldir. Bunların ağırlığı varken namaz kılmak mekruhtur. Bu Peygamber Efendimiz tarafından men edilmiştir. Ama dediğim gibi vakit çıkacaksa sıkışık ama daha abdesti bozulmadı. Abdesti bozulmadı. Yeniden helaya gidip abdest alsa da vakit çıkacaksa vakti çıkmaması için o zaman sıkışık bir şekilde olur işte. Deminki anlattığımız gibi sabah namazındaki meselede olduğu gibi anlattığım meselede. Peki sıkışık olmasın yağından dolayı neden oluyor? Huşu'a manidir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünemez adam. Ya abdestim bozuldu, bozulacak, bozuldu, bozulacak aklını oraya verir. Aklıyla Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünemediğinden dolayı mekruh olur demeye getiriyor. Evet. Ama vakit yoksa, bak neymiş? Vakit yok. Nasıl olur mesela? Kalktı, uyuyor dedim. 5 dakika var. Yani güneşin doğmasına. Hele gitse, abdest alsa vakti ne yapacak? Duramayacak. Ama yetti adam biraz sıkışık ama idare eder. Neden? Hemen abdestini aldı, namazını kıldı. Ondan sonra helaya gittiği zaman namazı vaktinde kıldığından dolayı evet sıkışık kılmak mekruh ama namazı vaktin dışına bırakmak haram. Onun için büyük haram işlemekten ise küçük haram işlemek gerekir. Mesela sabahleyin de olduğu gibi işte bak. Sabah namazında olur. Onu anlattık yani. Evet. Evet. Bir de 24. Secdeden kalktık da dizlerini ellerinden önde kaldırmak. Mesela adam secdeden kalkarken dizlerini elinden önde kaldırmak. İlkin ellerini kaldıracak, sonra ne yapacak? Ne diyor adam? Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden önde kaldırmak. İlkin elini kaldıracak, sonra dizi kalkacak. Yani secdeden yukarı doğru kalkarken bir adam ilkin demek ki dizlerini ellerinden önde yani evvel kaldırmak bu özünsüzdür. Neden? Sünneti terk ettiği için. Namaz kalkarken adam ne yapacak? İlkin ellerini kaldıracak. Mesela şimdi ben ihtiyarım. Doğrudan doğruya elime dayanmadan dizimi kaldırmanın imkanı yok. Onun için elime dayanıyorum. Ondan sonra elime dayanıp sonra dizimi kaldırıyorum, sonra ellerimi kaldırıyorum. Ama dizin ilkin kaldırmak lazımdı. Ama adam yani kalkacak bir durumu yok. İhtiyarlamış, hayır artık dizlerine hakim olamıyorsa o zaman ellerine dayanacak, dizlerini kaldıracak. Ondan sonra da dizleri kalktıktan sonra ellerini kaldıracak. Bu mecburiyet olduğu için. Ama adam gençte böyle bir şey yok, işe lüzum yoksa bir ihtiyar gibi ilkin dizlerini kaldırıyor da son ellerini kaldırıyorsa bu nedir? Mekruhtur. İlkin ne yapacak? Ellerini kaldıracak, sonra dizini kaldıracak. Dedik yani. Evet. Evet. Secdede bir ayağının üzerinde bir ayağını kaldırmak. Yani mesela iki ayağını basmak secdede vacip. Ama bir ayağını kaldırdı yani. Bir ayağının üstüne duruyor yani. Bir ayağının üstünde duruyor, bir ayağı kalkmış gibi duruyorsa bu adam özürsüz. İkisini kaldırırsa mesela adam secde ederken iki ayağının ikisini de kaldırırsa namazı bozulur. Birini kaldırırsa kerahat işlemiş olur. Mesela adam secdede ayaklarının yere değmesi vacip. İkisini kaldırırsa ayaklarının yani secdedeki ayakları yere değmek vacip ki ikisini birden kaldırırsa namazı bozulur. Birini kaldırırsa kerahatı olan namazı caiz olur. Yani şimdi biz kerahatını sarıyoruz ya. Secdede bir ayağını kaldırmak. Nerede? Secdede. Bir ayağını kaldırmak da mekruhtur. İkisini kaldırırsa ne olur? İkisini kaldırırsa namazı bozulur. 26.'sı üfürmek. Üfürmek demek yani soluk birden çıkmak. Mesela
Yavaş yavaş sorun çıkmasına nefes alma denir. Ama derse soluğu bir anda çıkarmaya ne demek? Üflemek denir adına. Tamam mı? Yavaş yavaş soluğu alırsa o nefes almaktır. Demek ki bir anda soluğu çıkarmak demek mekruhtur. Of demek nedir? Mekruhtur. Soluğunu birden çıkarmak. Eğer saut yani ses eşidilmezse mekruhtur. Ses eşidilirse namazı ne yapar? Bozulur. Tamam mı? Demek ki saut eşidilmezse eğer iki harf üf mesela iki harf ne? Üf derken elif fi veyahut da üf üç harf oldu şimdi elif vav fe böyle üf veyahut da üf derse namazı bozulur. Ama öyle demiyor da diyor. Şimdi ses eşidilmiyor. Dedi ses eşidilmedi. O zaman mekruh olur. Ama ses üf deyince de eşidilirse veya üf deyince de eşidilirse namazı ne yapar? Yani bir üf demeyle namaz eğer ses eşidilmezse o mekruh olur. Ses eşidilirse ne olur? Namaz fasit olur. Onu da anladık. Namaz fasit olur. 27. İmamdan önde ruku yapmak. Yani imamdan evvel rukuya varmak. Yani imamdan evvel rukuya inmek. Mekruhtur. Bekleyeceksin. İmam ilkin inecek. Sonra sen ineceksin rukuya. 28. Rukudan başını imamdan evvel kaldırmak. Yani rukudan başını imamdan evvel kaldırmak mekruhtur. 29. İmamdan önce secde etmek. 30. Secdeden imamdan önce başını kaldırmak. Peygamber Efendimiz bunları yasaklamıştır. İmama uyan adam imamdan evvel yapmayacaktır. Rukuunu, secdesini imamdan evvel yapmayacaktır. Peygamber Efendimiz bu işi yasaklamıştır. İmamdan evvel başını kaldıran amma rukuda amma secdede amma rukuda amma secdede imamdan evvel başını kaldırmak Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmış. Efendimiz şöyle buyurmuş. İmamdan evvel başını kaldıran kişi korkmaz mı? Başı eşek başına dönmesinden buyurmuştur. Yani imamdan evvel başını kaldırıp komak ne kadar her ne kadar küçük günah ise de lakin bu işe musur olmakla büyük günah işlemiş olur. Yani devamlı mesela imamdan bir kere imamdan evvel kalkmışmış veya imamdan evvel rukuya varmışmış veya imamdan evvel secdeden kalkmışmış. Bir kere olduğunda mekruh olur ama devamlı bunu işlerse bunu musur olduğu için büyük günah işlemiş olur. Büyük günah işleyen de o günahla ölürse ahirette baş eşek başına ne yapar? Döner. Yani küçük günahtan olmaz yani. Ama büyük musur olursa bak küçük günaha bir adam musur olursa musur demenin manası küçük günaha bir kere işledi mi bir şey olmaz ama küçük günah olur. Ama küçük günaha devamlı işliyorsa küçük günaha musur olunca o küçük günah büyük günaha ne yapılır? Çevrilir. Çevrilince de cezayı hak kazanır. Eşek başı olur. Manası. Neuzubillahi Teala. 31. Secdeye inerken ellerini yere dizinden evvel koymak. Secdeye inerken ilkin dizini koyuyordum, sonra elini koyuyordum. Şimdi mesela hasta adam ilkin dizini koyamıyor, ilkin ellerini koyuyor. Çünkü dizini koymaya kalksa kütleyi ne yapacak? Düşecek. Onun için evvel elleriyle kendisini karalt ediyor. Ondan sonra yavaşça dizini indiriyor ihtiyar adam. Ama genç adam ne yapıyor? Genç adam da ihtiyar adam gibi ilkin elini dizinden evvel elini koyacak olursa bu mekruhtur. İlkin dizini koyacak. Sonra ne yapacak? Elini koyacak. Ne dedi şimdi? Secdeye inerken ellerini yere dizinden evvel koymak özürsüz mekruhtur. Çünkü bu sünnettir. Bu sünneti terk etmiş olur. 32. Yere ve duvara veya bir eline dayanıp kalkmak. Bir yere dayanıp kalkmak veya duvara dayanıp kalkmak veya bir eline dayanıp kalkmak mekruhtur. Mesela namazda bir eli
secdeden kalkıyor. Hiçbir yere dayanmadan kalkması gerekir. Ama adam dengeyi temin edemiyorsa, bir eliyle dayanarak kalkıyorsa bu mekruhtur. Ama tamamen ihtiyarda bir elini koymadan kalkamıyorsa bir eliyle. Bir adam peki yani hiç ihtiyaç yok ya, iki elini de mesela böyle dayayarak kalksa o zaman namazı bozulur. Yani genç bir adam. O adam istese hiç iki eline de doğmadan ilkin dizlerini kaldırır, sonradan da yani ilkini ellerini kaldırır, sonra dizini kaldırabilir yani. Ama adam çok ihtiyarladı da yani dizine sahip değilse, o adam diyor bir elini mesela dayadığında mekruh olur. İki elini de mesela dayayacı olursa, genç adam dayarsa iki elini namazı bozulur. İhtiyar adam ihtiyarlıktan dolayı dayarsa iki elini de bozulmaz. Çünkü ben şimdicik ihtiyar olduğum için ben doğrudan doğruya iki elimin üstüne kalkıyorum. Yani bundan 2-3 sene evveli tek elimin üstüne kalkıyordum. Şimdicik mesela ihtiyarlar kendini koyuverenler, benim gibi adamlar mesela daha benim yaşıma gelmemişler. Ben 78'deyim. Adam 70 yaşında sandalyede namaz kılıyor. Dengesini çoktan bozmuş mesela. Tamam mı? Şimdi adam tabii dengeyi bozulmadan, dengeyi bozmuş gibi hareket etmeyi kabul etmiyorlar yani. Denge hakikaten ihtiyarlıktan bozulduysa o mazurdur yani. O mazur olmayan adama söylüyoruz bunları biz. Kime mekruhtur bunlar? Mazereti olmayanlar böyle yaparlarsa mekruhtur. Mazereti olan ne demek? İhtiyarlık mazereti var. Adamın dizleri kıvrılmıyor. Tamam mı? Zor kıvrılıyor. Hatta dizleri kıvrılmadığından adam secdeye varamıyor. İki dizlerini kıramadığından ayaklarını mecburi sandalyeye de koyuyor. Tutup da mesela zaten ayaklarını kıvırsa o adam ne yapacak? Secde edecek zaten. Ama kıvıramıyorsa ihtiyarlıktan mütevellit o affedilir. Ama yani böyle bir şey yok iken olursa o zaman tabii ki ameli kesir olur ve olmaz. Evet. 30. namaz içinde alnından toprak silmek. Şeye bak bakalım, vakit dolduysa şey edebiliriz. Ha. Neymiş 30. namaz içinde alnından toprak silmek. Mesela adam yerde namaz kılıyormuş. Ondan sonra alnına toz toprak bulaşınca onu alnını silmekte mekruhtur. Eziyet vermiyorsa ama alnına öyle bir şey yapışmış ki koyduğu zaman diken batıyorsa onu o zaman batan dikeni ne yapacak? Çekecek, zaruret var. Ama batmıyorsa yani alnını temizlemek için yani secdeden alnına toprak bulaştığı zaman onu temizlemek mekruhtur. Ama zarar veriyorsa, batıyorsa yani delinip de kan akacaksa hani mesela belki keskin bir taş onun üstüne secdetse ne yapacak adam? Alnına yapışmış keskin bir taş veya cam parçası çekmesi onu kan alacak. Temelli namazı bozulmak tanesi o zaman mekruh olmaz. Ama ortaya da bir şey yok. Mesela alnının temizlemesi nedir? Mekruhtur. Zaruret varsa mekruh olmaz demeye getiriyoruz. Bir eliyle şimdi bu temizleme işi bir eliyle olursa mekruh olur. Ama iki eliyle temizleniyorsa, mesela temizleme işini bir eliyle yapıyorsa mekruhtur. İki eliyle alnını temizlemeye kalkarsa o zaman ne olur? Ameli kesir olur. Namazı bozulur demeye getiriyor. İki eliyle yaparsa. Yani alnının bir eliyle alnını temizlerse bu mekruhtur. İki eliyle alnını temizlemeye başlarsa o adam sanki namaz kılmayan adam gibi. Çünkü iki elini de kullanan adam ne der? Namaz kılmayan adama benziyor daha ziyade. Namaz kılmayan adama benzeyince de ameli kesir olmuş olur. Evet.